Merhabalar herkese sevgili dostlar. Şimdi sizlerle altındaki son duruma bakacağız. Yeni haftada altında bizi neler bekliyor? Stratejimiz ne olmalı? Bunun hakkında biraz konuşacağız. Ons altında başlayacağız arkadaşlar. Ve hemen arkasından gram altında değerlendirip videoyu sonlandıracağım. Bu arada az sonra Twitter üzerinden de bazı analizler paylaşmayı düşünüyorum. Twitter tarafından da takip edebilirsiniz arkadaşlar analizleri. Şimdi ons altında bu hafta yani geçtiğimiz hafta neler gördük? Şöyle hemen kısaca bir hatırlayalım. E, FED haftasıydı. FED'e yaklaştıkça, FED gününe yaklaştıkça, açıklamalara yaklaştıkça altın kademe kademe yukarı gittiğini gördük. Twitter tarafında e, bazılarını rakamsal olarak sizlere ifade etmiştim. Ve bununla beraber işte 1745 civarlarına kadar bir yükseliş yaşadık. E, şunu belirttim. Yani geçtiğimiz haftaki analiz aslında şu an hala geçerli. Neler demiştik geçtiğimiz hafta? Hemen şöyle bulmak istiyorum. Evet ons altın. Şöyle 10 Haziran civarlarında. E, 1722 üzerinde olumlu. 1705 üzeri olumlu. 1722 üzerinde 1728, 1736, 1747 dirençleri var. Hangi rakam test edildi? Geçtiğimiz hafta 1745 küsuratlar test edilmiş. Yani 1-1,5 dolarlık bir sapmayla hemen hemen verdiğimiz üst direnç seviyesi test edilmiş. Peki analiz neydi? E, bu rakamlar test edilse bile 1747 üzeri kapanış görmeden yükseliyor diyemeyiz. Bant hareketleri devam. Yani orta uzun vadede 10 altın yukarı gidebilir. Metaller değerlenebilir. Ama kısa vadede e, bir miktar daha satış baskısı devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Bu haftada 1745 direnç yani bu civarlara yaklaştıkça tekrardan satıcıların devreye girmesi muhtemel. Ee, ve muhtemelen bu hafta bant aralığı şu civarda oluşacak. 1745 direnç hani üzerindeki kapanışlarda analiz baştan yapılmalı. Tamam altın güçleniyor deriz ama şu anlık üzerinde kapanış yok. Ve 1745 üst e, kanal direnci altında ise arkadaşlar şu an 1730'dan kapatmış. E, 1717 destek seviyesi var. Yani şu civarlar 1717 destek seviyesi kendi rakamlarıma göre bu civarlara yaklaştığı tekrardan işte 1730 1735'lere doğru çıkışlar gelebilir. E, fakat bu bir yükseliş anlamına gelmiyor. Sadece tepki 1717 arasında ise e, 1707 Altında ise 1707 desteği bizi bekliyor. Yani bu hafta bant aralığı tekrardan 1745 ile 1705 dolar arasına gidip gelebilir. Ee, kabaca söylüyorum. Hani 1707 ve 1717 destek hattı önemli. 1745'e yaklaştıkça satıcıların tekrar devreye girme ihtimali yüksek. O, o rakamlar gelecek demiyorum. Bakın hiç oraları çıkmadan 1717 ve 1710 dolarları doğru geri çekilmenin e, geldiğinde görebiliriz arkadaşlar. Yani bant aralığımız 1745'e yaklaştıkça Yaklaştıkça satıcılar tekrardan devreye girebilir. Alt destek 1717 ve 1707 destekleri bu hafta bizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Tabi ons altında bu tarz bağlantı hareketleri şu anlık normal. Ee, şurada bir bakın şöyle bir üçlü tepe yaptığını görüyoruz hani bu formasyonun bozulması için en azından 1745 üzerinde dediğim gibi günlük kapanış almamız lazım. Kabaca 1725-1745 olarak baktığımızda 20 dolarlık bir hareket alanı. İşte 1725'ten hesap varsak 20 dolar çıkın 1705-1707'lere doğru geri çekilme çok normal olacaktır. oralardan tekrar destek bulup 1730'lara doğru gidebilir. Yani bu bant aralı bu hafta çalışacağını düşünüyorum. Rakamları verdim. Hangi rakamlara yaklaştıkça tekrardan satıcıların devreye girebileceğini hangi rakam onlara yaklaştıkça tekrardan alıcıların devreye girebileceğini bu rakamlara bakarak arkadaşlar sizler de görebilirsiniz. Ee, şimdi ons altında aslında kritik uyarı şurada başlıyor. Bu kısa vadeli analiz yani önümüzdeki e, birkaç günü kapsayan bir analiz. Ons altında arkadaşlar yani bu bant aralı e, benim rakamlarıma göre hatta tarihe göre e, muhtemelen 10 ile 13 Temmuz'a kadar bir sonuç vermek zorunda. Az sonra Twitter üzerinden bununla ilgili tweet atacağım zaten. Yani 10 altın ile ilgili kritik bu uyarıda bulunacağım. Video fazla uzamasın hemen şuradan gram altına geçelim. Ee, şimdi gram altın tarafında hatırlarsınız FED'den sonra e, 375 civarlarında toparladı. Bir miktar yukarı hareket gelebilir ama bu bir yükseliş e, anlamı taşıdığını, bir yükseliş trendine girdiğini bize göstermiyor. Sadece gram altının bir miktar daha güçlendiğini bize gösteriyor. Yani bakın şurada bir maliyetlenme bölgesi oluştu arkadaşlar. İşte 364 seviyelerinde. Henüz düzeltmenin bittiğine dair bir işaret yok gram altında. Ee, geçen hafta işte 385'lere doğru bir çıkış yakaladık. Ee, yaşadık da bunu. E, buralardan tekrar satışa döndü. Yani gram altındaki çıkışlar kısa vadede sınırlı kalabilir. İşte bu çıkışlar nereye kadar olabilir? 385 ve 389 seviyelerine doğru olabilir. Ama 392 rakamı var ki bu rakam geçilmeden en azından kısa vadede düzeltmenin bittiğini söyleyemeyiz. Ee, ve kısa vadede de benim beklentim hani bu rakam geçilmeyebilir arkadaşlar. Hani buraya kadar çıkışlar normal kabul edilir ki şu anda kısa vadeli olarak bakacak olursak. Bakın şurada şöyle bir ikili tepe yaptım. Muhtemelen... Ee, Burası bir miktar daha çalışacaktır. Haftanın işte e, ilk iki ilk üç gününde yani 5 TL'lik bir düşüş alanı hesaplarsanız 374-375'e doğru geri çekilmenin gelmesi muhtemeldir. Tabi bunlar şu anlık bant hareketleri yaptığını söyleyebilirim gram altının. E, dediğim gibi kısa vadede 392 seviyelerin geçilmesini ben beklemiyorum. Yani oralara kadar çıkışlar Olabilir hani e, 382 seviyesi 385 seviyesi üzerinde kapanışlar alırsak. E, ama 392 seviyesi önemli bir direnç. Yani bu düzeltme şu anlık daha tamamlanmadı. 392 seviyesi geçilmedikçe e, aşağıda 355 riski devam etmekte. Tabi bu birazcık daha hani dediğim gibi orta vadeli bir analiz. E, kısa vadede arkadaşlar gram altında yani bu hafta haftanın ilk 3 günü 385 direnç oldu. Bunun altında e, geri çekilmelerde 374-375 seviyelerine kadar normal olacaktır. Muhtemelen bu haftanın bant aralı 372 ile 385 TL arasında git geller devam edecektir arkadaşlar gram altın için.